Evet değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler herkesten geldiğine göre hemen dersimize başlayalım. 29. ders olmuş. Sorularımızı çözelim. Hızlıca ilerleyelim efendim. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi yanlıştır? Buyurun gönderin gelsin. Evet, kaç tanesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Böylelikle üssü sayılarda geldiğimiz yere kadar bir tekrar yapmış olacağız. Evet. Sohbeti kapatayım. Evet. Meet'teki arkadaşlarım da göndersinler. Ekranlarımızı açalım lütfen. Heh, Duru da gelmiş. Evet, hadi bakalım. Sariha da burada. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, parantez olmadığına göre bunun sonucu ne çıkmalı? Negatif. Dolayısıyla bu yanlış. Parantez var. Ama üs içeride olduğu için bu da negatif olmalıydı. Esra, Adam İnen, bu da yanlış. Bu doğru. Bu doğru mu? Ne diyorsunuz? Doğru. Doğru Doğru. mu? Evet, yağız. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak. Evet, devam ediyoruz Tuna. Arkadaşlar bu olay eksi bir olarak oluyorsa x'imiz kaçtır? Takla attırdığımızda yukarıya işareti değişiyordu. O zaman x'in kaç olması lazım arkadaşlar? Sadece Artı bir. 1. Artı 1 olursa yukarıya Kaan ne diye gelecek? Alara eksi 1 diye gelecek. Peki burası eksi 3 olsaydı 1 bölü yukarıya ne diye gelecekti? 7 üzeri Artı 3. artı. 3 artı 3. Herkes hatırladı mı bunu? Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Hocam bir sayının sıfırıncı kuvveti kaça eşittir dediğinde sıfır oluyor, değil mi? Hayır. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Sayı isterse Burada şey dedi on hani. olsun, yine sıfırıncı kuvveti 1'dir. Efendim? Orada şey diyor, sıfır diyor ama yanlış olmuş demek ki. Yanlış. Yanlış. Sıfır olmaz. Evet. Devam ediyoruz. 2 üzeri eksi 6 neye eşittir? Arkadaşlar eksi 6 bu sayı önce pozitif mi negatif mi? Pozitif. Pozitif değil mi? Pozitif. Negatif olan Pozitif. şıkları eledik. Peki tam sayı mıdır? Kesirli midir? Tam sayı. Gah. Kesirli. Eksi var. Kesir. Eksi olunca ne yapıyordum Şevval? 1 bölü bu eksiden nasıl kurtuluyordum? 2 üzeri 6. Böyle yazıyordum değil mi? 2 üzeri eksi 6 demek. 1 bölü 2 üzeri 6 demekti. Esra, Gülfem, Zehra. Dolayısıyla bunu oldu arkadaşlar. 1 bölü 64 oldu cevabımız. Tamam mıyız Mahmutcuğum? Evet hocam. Kankan nerede Abdullah? Aa, Ahmet Cüneyt burada. Alkışlıyoruz, Ahmet Cüneyt gelmiş. Evet, alkışlıyoruz Hocam. kendisini. Aras kapıda top oynuyor. Ahmet, dershaneye bizim Emir Yakup'un resmini falan asmışlar mı? Daha iyi yapan var mı? Bilmiyorum hocam, görmedim. Dershane hocam bir aydır falan, bir iki haftadır falan yok hocam. Bir iki haftadır. Acaba onu geçen olabildi mi? Evet. Peki. Ama seneye senin resmini asarlar Ahmet. İnşallah hocam. Evet. Arkadaşlar buyurun bu işlemi yapalım. Hocam Aras kapıda çok iyi. Dedim ki derse gireceğim. Yok girmeyeceğim. Niye girmeyeceğim? Bilmiyorum hocam. Girmek istemiyorum. Allah Allah, ilginç. Peki İlham Hoca seni yakalarsa, evet, o üç Bir noktayı şey söyleyebilir miyim? buyurun. Hocam bunu benden duymadınız. Böyle söyleyeyim de. Ya, kayda girdi Hocam. ya, tüh be. Kayda girmeseydi aramızda kalırdı da kayda girdi be. Efendim? Hocam benim bir arkadaşım gelmek istiyor da gelebilir mi? Nerede, hani gelecekti gelmedi, gelsin. Buyursun gelsin. Hocam şu an yazıyor da görebilir Tamam, kapımız açık. Arkadaşlar, hocam yarın gelirse saat kaç grubuna gelsin? senin olduğun gruba gelsin bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu ne demektir? 3 üzeri 2 mi? Evet. Demektir? 4 üzeri 2 mi? Doğru mu Mustafa Taha? Dolayısıyla 3 üzeri 2 9. 4 üzeri 2 16. Topladık. Ne oldu? 25. 25. Bu kadar basit. Ahmet Yusuf. Evet.
Hangisi yanlıştır? Şöyle bir bak bakayım. Hangisi yanlıştır? Ben direkt baktığımda gördüm. Sen de görmen lazım hemen. Hemencecik görmen gerekiyor. Atalım mı? Atın tabii canım. Evet, haydi bakalım Ensar Ay at. hocam yanlış attım. G Ne? şıkkı diye bir şık yok zaten. Bir şıkkı diye bir şık yok evet. Ama B de değil cevap. Arkadaşlar bu pozitif doğru. Bu negatif doğru. Bu kesirli doğru. Ama bu negatif olmalıydı. Neden? Çünkü kare parantezin içinde kalmış Azra. Azra ne oluyor sana Azra? Ekranı niye kapalı? Erdem, Yağmur. Ya arkadaşlar bu ekran olayını konuşmayalım artık. Ben zaten şunu düşünüyorum şu an. Bu grup iki grubu nasıl tek gruba düşüreceğim onu düşünüyorum. Bana yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Böyle ekranı açmayıp sallamayarak bana yardımcı oluyorlar. Ben de kolay kolay düşürürüm bu grubu. Evet, bunu yapalım efendim. Buyurun. 3 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 3 demek. 4 üzeri eksi 1, 1 bölü 4 ve 1 bölü 12. Hocam söyleyelim mi? Yapalım. Atalım. Maalesef 50 kişiyiz ama herhalde bunu bir 20 kişiye düşüreceğim. Dolayısıyla şu beni dinlemeyenleri bir kenara ayıracağız. Öyle gözüküyor. Attım da doğru mu? Bakacağız. Arkadaşlar bu 1 bölü 3. Bu 1 bölü 4. Eksi bu 1 bölü 12 mi? Evet. Evet. Arkadaşlar burayı 4 ile burayı 3 ile genişlettiniz. Yukarısı 4 artı 3. Buradaki eksi 1 geldi. Hepsinin paydası ne? 12 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar toplarsak ne olur? 4, 3 daha 7, 1 çıktı. 6 bölü 12 oldu. Bunu da sadeleştirdik. 1 bölü 2. Aa, yanlış mı yaptık? Şıklarda yok. Hayır, tam tersini çevireceğiz. Evet, yanlış mı yaptık? Şıklarda yok. Var mı yoksa? Yok. Var. Var mı? Tam Yok. tersine çevireceğiz. Ben var. Var Var. hocam. Var hocam. A şıkkı. A şıkkı değil mi? Tam Bu A. nedir? 1 bölü 2'dir. Bakın. Böyle uyanıklıklar yapabilirler. Dikkat edelim efendim buna. Bunu daha önce söylemiştim. Bu tür uyanıklıklar olacaktır. Bu Hocam üstleri nasıl topluyoruz? Bir daha gösterir misiniz? Normal topluyor muyuz? çarparsam 4 olur. 3 ile 1'i çarparsam 3 olur. Paydaları 12 olduğu için ortak paydaya yazdım. Burada da 1 geleceği için. Hızlı yaptım işlemi biraz. Anladınız mı şimdi? Siz zeki çocuklar olduğunuz için hızlı yaptım. Böyle tek tek uzatma. Bu nedir? 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 eksi 1 bölü 12 diye yazmadık. Normalde böyle yazardık. Ama şimdi bunu yazıp da Zeynep Serra'ya yani yapmaya gerek yok. Zeynep bunu anlıyor. Evet Gülfem. Arkadaşlar dünkü dersten buyurun çözümlemesi yanlış olanı istiyoruz. Çözümlemesi yanlış. Ahmet Yusuf da diyor ki hocam diyor dur diyor biz de varız. Seneye beni de yazacaksın listeye. Yazacağız. Seni de yazacağız Yusuf. Hocam Şey attım doğru mu? yapmadım ama bugüne kadar Biliyorum. hiç yapmadım ama ileride belki şey yapabilirim ya. LGS'de yüzde tam yapan da %1 yapanları bir araya toplayıp bir böyle resim çekinebilirim. Hiç yapmadım bugüne kadar. Full yapanla bile çekinmedim ama öyle bir şey yapayım ileride ya. Düşünse etrafımda böyle %1'lik elemanları dizeyim. Evet. Hocam attım da doğru mu? Hocam doğru mu? Bakalım doğru mu? Arkadaşlar ne diyorsunuz cevaba? Bursa. B Bursa. hocam. Bursa. Bursa diyor. Bursa. Bakıyorum. 2 çarpı 10. 4 çarpı 1 var. 0 1 var. Eksi 1. Bu eksi kaç olmalı? Eksi 3. üç. Ama o ne yazmış? Eksi 2 yazmış. İki. Yanlış yazmış. Yanlış yazmış. Evet. Buyurun. Hangisinde 4 çarpı 10 üzeri eksi 3? Evrak kesim.
onları hemen anlıyor şu an hızlıca. Dünkü derste yoktu ama kesin anlıyordur hemen. O videoyu izlemiştir. Arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 demek virgülden sonra kaçıncı sırada olacak demek? 3. 3. Bakıyorum 2. Bakıyorum 1. Bakıyorum 1. Bakıyorum kaç? 3. 3'te. Demek ki burada çözümlersek 10 üzeri eksi 3 ile çarpılmış hali gelecek. Geçtim. Şekildeki kalemin fiyatı silinmiş. Tüh tüh tüh. Normalde çözümlenmiş hali buymuş. Buna göre buraya ve buraya ne gelecek? Hocam etti. Evet. Şevval bir cisim geliyor da Şevval. Buna dikkat edin. Arkadaşlar bu 10 üzeri 1 hangi basamak oluyor? Onlar basamağı. Onlar basamağında ne olacak? 2 adam iner. İki. Peki 10 üzeri 0 ne oluyor? Da 1 oluyor. Birler basamağı. Yani birler Birler basamağında basamağı. 8. Demek ki Sekiz. burası neymiş? 8. Sekiz. Yani bu gitti, bu gitti. Zeynep Serra dikkat. Arkadaşlar virgül. 10 üzeri eksi 1. Yani virgülden sonra zaten 9 var. Bunu gördük. Dokuz. 10 üzeri eksi 2. Virgülden sonra ikinci basamağın neymiş? Beş. Beş. Cevabımız ne olacak? 8 Deniz. ve 5. Tamam. Anlayacağım. Evet. Çok eksik var ya. Ne yapacağız bu arkadaşları ben bilemiyorum. Arkadaşlar yazınızı bana göre ayarlayacaksın. Bir nokta. Bu kadar. Bu kadar. Nereye gidiyorsanız, ne yapıyorsunuz, nefes alıyorsanız bana göre. Ayarlamazsan ne olur? Yazık olur. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Buyur. Hocam 6. soruyu bir daha anlatabilir misiniz? Tabii. Ben tam yapamadım. Tamam. Niye söylemiyorsun? Söylesene. Altıncı Emin olamadım da. hızı, hocam çok hızlı gidiyorsunuz diyorsun. Evet, bu nedir? Tuana 1 bölü 3 mü? Evet. Bu 1 bölü 4 mü? Hı. Bu da 1 bölü 12 mi? Burayı 4 ile, burayı 3 ile genişlettin. Bunu da 1 ile çarpsan da olur, çarpmasan da olur. Doğru mu? 4 kere 1, 4. 4 kere 3, 12. 3 kere 1, 3. 3 kere 4, 12. Eksi 1 bölü 12. Hepsini ben, bak buraları atladım. Ne yaptım? 12 faydasında 4 artı 3 eksi 1. Yukarısı 7 eksi 1'den 6, 12. Sadeleştirdim 1 bölü 2. O da 2 üzeri eksi 1. Ben Teşekkür ederim. şurayı atladım ya hızlı. Direkt buraya geçtim. Kafanız karışmış olabilir. Ama artık sizin de buna alışmanız lazım. Hocam bir daha anlatabilir misiniz? Bir daha anlatıyorum. 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 12. Payda eşitledim. 4 bölü 12, 1 bölü 3 demek. 3 bölü 12, 1 bölü 4 demek. 1 bölü 12. Burada ortak payda da yazdım. 4, 3 daha 7 yapar. 1 çıkardım. 6. Paydamız 12. 6 bölü 12, 1 bölü 2. 1 bölü 2 demek. 2 üzeri eksi 1 demek. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Efendim? Orada tekrar anlatır Oldu. Niye o zaman sormuyorsunuz? mısınız? Arkadaşlar 4'te de bakın. Bu 1 bölü 3 üzeri eksi 2. 1 bölü bu eksi 2 yukarı ne diye gidiyordu? Artı 2. Bu eksi 2 ne oluyordu? Artı 2. Bu kadar. Topladım sonra. Bitti. Aman arkadaşlar tekrar yapmazsanız sıkıntı olur. Bu soruya Hocam 10. bakalım. soru yazabilir miyiz hocam onu? Kaçı yazacaksınız? Onu hocam 10. sorunun 10. cevabını. soruyu gönderebilirsiniz. Arkadaşlar 10'un Yok. karesi 100. Yüzler basamağımızda kim olacak? 4. Dört. Peki 10 üzeri 1 var mı? Onlar basamağını görüyor muyuz? Yok. Yok. Olmayana ne yazıyorduk oraya? Sıfır. 0. Sıfır. Birler basamağı 10 üzeri 0 1 olduğu için birler basamağımız ne? 5. Beş. Beş. Bir gün onda birlerimiz ne? 7. Yedi. Üste birlerimiz ne? 8. Sekiz. Neymiş cevabımız? 405 405 verildi. 78. Yetmiş.
Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Hocam mesela bunda 10 üzeri 1 olanı hani olma 0 olduğu için göstermemiş ya. Gösterirlerse 0 çarpı 10 üzeri 1 mi yapacağız? Evet, aynen. Yutan eleman ya sıfır. Göstersek de bir anlamı yok. Hocam ben şey 1 mi koyuyoruz 0 mı koyuyoruz? Çünkü ben bir Sıfır yerde kaldım. koyarsan birler basamağı olur. 10 üzeri 1 yazarsan onlar basamağı. 10 üzeri 2 yazarsan yüzler basamağı. 10 üzeri 3 yazarsan Yok. binler basamağı. Yok hocam yani şey 10 üzeri 1 çarpı 0 mesela Evet. sarmalıyız. Tamam. Eğer bu sayıyı yazıyorsam ne yazabilirim buraya istersen? Bunu da ekleyebilirim. Yanlış mıdır? Değil. Doğrudur. Çünkü sıfır ediyor. Tamam. Evet. Tamam hocam. Arkadaşlar diyor ki bunların çarpımı nedir? Arkadaşlar ikisini de kaç tabanında yazacağım? Üç. Üç. Üç hocam. Doğru. 9 üzeri 4. 3'ün karesinin dördüncü üssü mü? Evet. 3 üzeri 8 midir bu? Evet. Peki 1 bölü 27. 27 üzeri eksi 1 mi demekti? Evet. Hatırlatıyorum ya. Eksi 1 oluyordu. Hatırladık mı? Eylül. Eylül. Arkadaşlar dolayısıyla 27'ye ne diyeceğim? 3 üzeri 3. Eksi üç. Bir de eksi 1 var. O zaman 3 üzeri ne oldu? Eksi Eksi. 3. Demek ki Evet. 27'ymiş. 3 üzeri eksi 3. Bunları çarpma mı istiyor? Çarpalım. 3 üzeri 8 çarpı 3 üzeri eksi 3. Ne olur? 3 üzeri 5. 5. Beş. Bakın acele etmeye gerek yok. Kademe kademe yaparsak bunlar Yusuf Tuğra basit. Duru. Evet. Diğerini İçteki arkadaşlarımız da burada. Meyra da burada. Asude de bir şey burada. sorabilir miyim? Sor. Şimdi hani burada nasıl anlatayım şimdi? Neyse aşağıdaki sorudan bahsedeceğim ben. 8 üstü 5 bir de 283 yazıyor ya. O İkisini soruya gelince bahset. Daha gel. Gelelim, ben görmüyorum şu an o soruyu. Evet, bunu geçiyorum. Bunun çarpımını istemiş. Tabanları 2 yapacağız. Bu nedir? 8 üzeri 5 nedir? 2'nin küpünü 5. üstü. Yani 2 Evet. üzeri 15 mi? Evet. Var mı burada sıkıntı? Yok. Yok. Yok hocam. 2 üzeri eksi 3 ile çarpacakmışım bunu. 12. Çarparsam ne olur? 2 üzeri 112. 10. 12. Geçiyorum efendim. Buna bakalım. Denklem çözeceğiz. Sol tarafı kaçın üstü şeklinde yazmalıyım? Altının 6. küpü Dur. altına küpü. Öğrenmiştik. Altının neydi? Küpüydü, değil mi? Küpü. Yani bu 6 üzeri 12'ye 12. denk gelir. Evet. 6 üzeri x ise x neymiş efendim? 12. Dünyanın en kolay sorusuymuş, değil mi? Evet. Evet. Beslen. Tamam mıyız? Pekala. 4 üzeri 8'in yarısını herkes göndersin. Bu da çok basit. Gidip de 2 üzeri 4 falan demeyin ha. Ya da 2 üzeri 8 falan. Ne olacak bakayım? Yanlış yapan var mı? Çok merak ediyorum. Aman doğru yapan yok. Ya arkadaşlar Bir dakika şaka mısınız? hocam. Nasıl doğru yapan Şaka yapıyorum ya dur. Birazcık kafa bulalım dur. attım hocam doğru mu? Heh, aferin. Bu yakaladım onu. Ahmet ve İsmail Erdem. Dostlar, siz iyi misiniz? Gününüzdesiniz değil mi? İsmail Erdem, sen böyle kafana göre takıl. Arkadaşlar bu 2 üzeri kaçtır? Ben de yorum. 16 mıdır? Evet. Bunu 2'ye bölersek cevabımız ne olur? 2 üzeri 15. 15. 5. 5. 15. Dostlar, bak külahları değişiriz.
Ben Hocam ya. tekrar söylüyorum. Benim Zeki ile işim yok. Zeki adam ne yapıyorsa yapsın umurumda değil. Benim çalışan adam lazım. Hem Zeki hem çalışıyor. O böyle ekmek kadayıfının üzerine kaymak olur. O süper olur. O süper. Ona bayılırız. Hocam yarın birinci grubun 9'da mı olacak dersi? Normal programımız devam edecek. Yarın rutinimize dönüyoruz. A grubu 9'daysa 9'da. B grubu ve Mitch'tekiler 11'de. Evet, 11. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor çabuk. Bizim 28'inde düğünümüz var da o gün şey yapacak mısınız ders? Düğün senin düğünün mü? Evet, abimin düğünü. Kendi öz abinin mi? Evet. Ha, o zaman sana izin verdik. Ha, ders var yani. 28 bilmiyorum ders. 28 Temmuz. Hocam pazara geliyor 28'i. 28 28 Temmuz. Temmuz. Cumartesi. Hayır, pazar. Bir dakika. Bugün ayın kaçı? 28 Temmuz ders olmayabilir. Telafileri bitirmiş olursam olmaz. Olursa da sen artık halaydan derse katılırsın. Tamam hocam. Evet. Ekran tutarsın. Hocam Bir yandan pazara halay denk çeker. geliyor. Efendim Yağız? Hocam pazara denk geliyor 28. Pazara denk geliyormuş. Tamam. O gün kesin ders koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar 212 sayfalık bir kitap. Hiç böyle düşünmeyelim. Atıyorum ne? 100 sayfalık bir kitap olsaydı. Her gün 5 sayfa okusaydık. Kaç günde biterdi? 20. Yirmi. Ne yaptık Yirmi. bunu bulurken? Bölme Böyle. yaptık. Yine aynı Böyle. yapalım. 2 üzeri 12'yi o zaman kaça bölmem gerekecek? 60 diye. 60'a. Arkadaşlar 2 üzeri 12, bu da 2 üzeri 6 mıdır? Evet. Evet. Tabanlar aynıysa üstler ne oluyordu? Birbirinden çıkartılıyor. Çıkarabiliyorduk. O zaman arkadaşlar 2 üzeri 12 eksi 6'dan ne çıkar? 2 üzeri 6. 2 üzeri 6. Bu arkadaş her gün bu arkadaş 64 sayfa okursa 2 üzeri 6 günde bu kitabı bitirir. Bunlar bebek oyuncağı arkadaşlar. Bunlar soru moru değil daha. Bunlarda hata yapmamamız lazım. Evet, bunun alanını bulun bakalım. Üçgen Dinliyorum. alan neydi? Taban çarpı yükseklik bölü Böyle 2 iki. idi. Herkes yapsın. Aferin Beren. Evet Tuna. Gülfem Ezgi dikkat et. Ben Görmedim Efrin. İlk sen attın belki. Yağız doğru. Bakayım. Efrin dikkat et. Yok pardon 14'ü atmışsın. Dur yanlış oldu dur. O 14'ün sorunun cevabını atmışsın. Bende gözüken. Efrin nereye attın ya? Aferin Efrin. hocam attım. Oldu. Tamam. Arkadaşlar taban çarpı 2 üzeri 5 çarpı yükseklik bölü 2. Yukarısı 2 üzeri 9 oldu. 2 yani 2 üzeri 1. Bölersek ne olur? 2 üzeri 8. Ben bunu anlamadım. Ne yapıyorsunuz siz diyen var mı? Hocam ben anlamadım. Neyini anlamadın mesela? Söyle. Nereye anlamadın? Hocam komple anlamadım. Komple anlamadın. Üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik miydi? Evet. Bir de bölü 2 var mıydı? Evet. Taban 2 üzeri 5, yükseklik 2 üzeri 4, çarptım 2 üzeri 9. 2'ye böldüm, o da 2 üzeri 1. Üstler çıktı. 2 üzeri 8. Tamam mı? Geçiyorum Gari. Geçtim. Bu sayı kaç basamaklıdır? Hadi bakalım. Kimler hatırlıyor? Bunları yaptık. Öğrettik. Bunları öğrettik. Bize ne lazımdı? Üssü küçük olan sınırlayıcı oluyordu. Bilgiyi babasına bıraktım. Evet. Ağlamış. O zaman 2 üzeri 11 ne isteyecek Yağız Ali? Bundan 5 üzeri 11 mi isteyecek? O zaman 2 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 11 14 olacağı için bunu böyle yazabilir. 5 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 3. Parantez Herkes anladı mı? içine Dersin bir alıp katıldı. Kim o? Sesi geliyor. artı 3 ekledim oraya.
Bana öyle bir şeyler yapma. Benim yapmadığım bir şeyi yapma. Sakın kafanı karıştırma. Yok yok hayır. 5 üzeri 11 parantez içine alıp yanına artı 3 yazdım. Şöyle yapacağız. Bu 10 üzeri 11 midir? Evet. Yani Evet. 11 tane nedir? Evet. Sıfır. Peki bir de 5 üzeri 3 var yanında. 5 üzeri 3 neydi? 100. 25. 25. 25. 125'in yanına kaç tane sıfır gelmiş? 11 tane. Ha, 11. Dolayısıyla kaç basamaklı oldu bu sayı? 14. 14. 4. Kaptık mı efendim? Nasıl Hocam. oldu şimdi 5 3? Bir daha söyle. Sor. Evet sor. Melek. Hocam ben Melek mi soruyor, Şevval mi? İkisi birlikte mi? hocam anlatabilir misiniz dedim. Ya anlatıyorum. Bak şimdi. Bu tür durumlarda ne yapıyorduk? Bize ne lazımdı? 2'nin ve 5'in ortak olup 10 oluşturması. Elimde 11 defa var, 14 defa var. O zaman az olana göre hareket edeceğim. Bu 2 üzeri 11 diyecek ki buna, benim yanıma ne lazım? 5 üzeri 11. Bunu o zaman 5 üzeri 11 çarpı 5 üzeri 3 diye yazabilir miyim? Üstler toplanıyor ya Şevval. Çarpma durumunda. Şevval, bu ikisi birleştiler. 10 üzeri 11 oldular mı? Evet. Evet. Bunlar gitti. Yani sayım artık ne oldu? 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 11. 10 üzeri 11 demek, 11 tane ne demekti? 0. Bu sayı ne? 125 miydi? 11 tane sıfır buradan geldi. 12, 13, 14. 14 tane basamak oldu. Şimdi oldu mu? Oldu hocam, teşekkür ederim. Tamam. Hı. Evet. Evet, geçiyoruz. Bunu yapın. Çok basit. Hemen gönderin. Üstler aynıysa tabanları ne yapıyorduk? Bölüyoruz. Biliyoruz. Bölüyoruz. 12'yi 6'ya böldün. Ne oldu? 2. 2. 2. 212. 2 üzeri 12. 2. Direkt özelliği sormuş. Basit. Hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Buyurun. İşlemleri yapın ve bulun. Ettim. Ben de attım hocam. Evet arkadaşlar. Gözlük mü efendim? Evet hocam. Evet. Peki. Batuhan ben giremiyorum diyor. Neredeymiş Batuhan? Ne gelmiş de mi giremiyor? Yok. Evet. Arkadaşlar ne buldunuz? Deniz yarı. Arkadaşlar bunun cevabı 2 üzeri 18 mi? Evet. Bunun cevabı 2 üzeri kaç? 18. 18. 18. Gitti. Bunun cevabı 2 üzeri 18 mi? Bu artı 18. 33 diye gelecek. 2 üzeri eksi 15 çarpı 2 üzeri artı 33. O da ne olur? 2 üzeri 18. 18. Bu ne olacak? 2 üzeri eksi 2 üzeri 44 eksi 18. çarpı 2 Eksi üzeri 18. 18. artı 26. Ama bu nereye çıkar? 2 üzeri eksi 18 çıkar. Cevabımız Diyarbakır'dır. Aferin size. Meryem Yağmur. Tamam mı? Meryem.
Meryem nasıl pusluyorsun orayı ya? Gerçekten çok merak ediyorum. İlginç. Evet. Şunu da yapalım efendim. Bu olduğuna göre A'yı ilk bulan kim olacak bakalım? Hocam attım yani. Evet. Sen daha önceden mi çözdün? Ne yaptın? Hocam dün çözdüm. Çalışkan öğrenci. Aferin. Demek ki Eflin de fırçayla çalışıyor. Öyle fırçalayacağız, çalışacak. Hocam ben fırçayla çalışıyorum ya. Gazla mı çalışıyorsun? Hocam ben Evet hocam. yaptım. Evet. Eflin Hocam önceki mi? çalışmazsan çok fena olur Eflin. Arkadaşlar 1 bölü 3 ne demek aslında? 1 bölü 3 ne demek arkadaşlar? 3 üzeri 3 1. 3 üzeri eksi 1 1. demek. Biz 5'i neyle çarparsak eksi 1 olur? Eksi 6. 3 Eksi üzeri 6. eksi 1. Bu kadar basit. Tamam mıyız? Tamam. O kadar basit. Evet. Yani arkadaşlar şimdi 10 dakikalık bir mola veriyoruz. 10 dakika sonra yeni kısım, çok önemli bir kısım. Buranın belki en kafa karıştıracak yeri. Orayla devam edeceğiz. Çok küçük ve çok büyük sayılar diyeceğiz. Buraya dikkat. 10 dakika sonra tekrar buradayız. Görüşürüz. Görüşürüz.